Adım ne? Koray. Siz sevgili misiniz ikiniz? Evet. İkinizin saçlarının aynı olması ve sevgili olmanız... Çok ürkütücü arkadaşlar bu arada. Zaten şey, kardeş misiniz falan da diyen çok oldu. Ama bu mesela sizi ürkütmüyor mu? Biraz. Neden peki benzemek devam etsin diye kestirmiyorsunuz? Yani saç seviyoruz ikimiz de. Saç. Evet. Evet, yani keyifli oluyor. Ya birbirinizin içinde değilmişsiniz de saçları seviyormuşsunuz gibi durum. Ya ben de zaten hep şey vardı, uzun saçlı erkekleri beğeniyordum. Bir de uzun boylu, boyum da uzun olduğu için. Kaç boyun? 1.96. Oha, çık dışarı. Terbiyesiz herif. Ya şu an var ya, arkadaşlar hiçbirinizin kız arkadaşı güvende değil. Ne iş yapıyorsun sen? Araba markanın reklam bölümünde asistanlık yapıyorum. Hangi araba markası? Söyleyebiliyor muyum? Söyleyebilirsin çünkü yayınlamıyoruz. Hep öyle diyorsun zaten. Marka yayınlamıyorum. Bak karıştırıyorsun. Şuradaki dövmelerde iğneyi fazla mı soktun? İğne. Siktir et ya. Adı ne dahi? Ghost. Lakabın değil mi Ghost? Evet. Adı ne? Emrah. Kardeşim hoş geldin. Seni tanıyalım. Ne anlatmak istiyorsun bize? Ozan ben. Batman'dan geliyorum. Benim için mi geldin Batman'dan? Aynen. Bir alkış alalım. Daha önce 3 defa gelmiştim, konuşmadım. Arkadaşlar ortamda Aslancan'ın şakşakçısı diyorlar. Bu sefer dedim gidip konuşacağım yani. Konuş bakalım. Adam Batman'dan gelmiş beni izlemeye. Herifi arkeologların bile bulamayacağı bir yere koymuşlar. Fantezimi anlatayım. Anlat. Ben kredi puanımın çok yüksek olmasını istiyorum. Böyle ne zaman başım sıkışsa gidip kredi çekebileyim yani. Hayatımda sadece bir kere kredi puanım yüksek oldu. Onda da hemen gidip 6.000 çekmiştim. Onu da ödeyemedim. Niye hiç çekmişsin 6.000'i? Vallahi öylesine çektim. Dediler 10 aylık kredi hazır. Ben de dedim bir gidip çekelim nasıl olacak diye. Sonra batınca ödeyemedim. Sen ne yaptın peki o krediyi çekip? İddia oynamıştım. Sonra ne oldu biliyor musun Hasancan? Tabii ki bilmiyorum. Yaklaşık bir 400 bin içeri girdim. 400 bin nasıl içeri girdin? İddiada 6.000 lira kaybedip. Çevreden işte oynadıklarımızı kurtaralım derken... Bir ara Yılmaz Vural'ı gördüm. Dedim abi dedim maç versene dedim. Sağlam içerideyiz. Parayı kurtardın mı? Ne kurtarmazsın? Bir kurtarıyorsan 5 bat biliyorsundur sen de. Her Türk genci bu şeyden geçmiştir yani. Sana kızmaya da kıyamıyorum. Tanıyalım sizi çift olarak. Mustafa Kemal ben. Siz de çiftsiniz değil mi? O yüzden birbirinize bakıyorsunuz. Arkadaki... Arkadaşım. Double date mi geldiniz? Evet. Benle Volkan. Biz üniversiteden ev arkadaşıyız. Kendisi benim eşim. O da onun nişanlısı. Volkan sahte muska yazan adam gibisin şu an. Bayağı gömdün yani. Gömmedim oğlum öyle duruyorsun. Söylememişler nişanlının farkında değil mi? Nişanda deli cumhuriyetçi aydın duruyor mesela. Full kesirdin en azından kurtarırdın. Çok kötü oluyor öyle. Böyle süper mi oluyor? Böyle güzel olduğunu kim söyledi? Hanginiz kandırdınız çocuğu? Ağzıma sıçtı diye. Ya ağzına sıçmak yok mu oğlum? Manyak mısın? Ya 400 bin lira bahis borcun olsaydı bana. Ben üçüncü kez geliyorum. Konuşturdun beni, koymamışsın şeye. Ben anlamadım. Bir de çarpı aldık yalandan. Ha, o sen miydin? Sonra biz yine ikimiz bir ara geldik. Onu da hatırlamıyorum. Çakma sarışın dedin, sonra gitti zaten. Bakın ben sürekli bütün hafızamı sana harcayamam. Bu arada çok sempatiksin kardeşim. Şunu problem yapmasan yine de sempatik duruyorsun. Bak kendine en çok gülen adam... Abi buraya gülmeye geldik zaten. Aynen. Yok şunu söyleme çocuğum. Yine gömmeyeceğim bir dakika. Hayır gömmeyeceğim. Seni iyi takip ediyorum bak. Mertel Spor. Yok oğlum bak bir dinle. Sola çık. Dinle. Onun saçları da inanılmaz ya. Baksana be gürlüğe bak. Maşallah. Senin yok ya kanka ondan şimdi sana gömecek o. Kanka hayır sana da denme gerek var mı? Yorum yapma. Ama o da bizden yakışıklı. Onun saçlar senin sakalların kadar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela senin sakalına şaka yaptı ya biri. Buna en çok sen gülersen en sempatik adam sen olursun. Rahatsız olduğunda antipatik durursun anladın? Ne yapayım? Bir şey yapmadım ki. Ayağına sağlık. Ben size konservatı vereyim mi? Şu hikayeyi anlatayım artık. Anlat hadi anlat. Üniversiteden arkadaşız. Ben orada bir kıza yazdım. Sonra kız meğersem Mustafa'dan hoşlanıyormuş. O kızın arkadaşı şu an evli olduğu kişi. Şuradan aklım çıktı da ulan bir an dedim acaba o kız bu kız mı? Herhalde bunu açık açık anlatmaz diye düşünüyorum. Yani dolayısıyla sen arkadaşın hoşlandığı adamla evlendin. Yani pek öyle değil aslında. Bunu çok daha düz bu şekilde anlatabilirdin. Güm sakalsız. Göm de rahatla göm. Tamam sana ben konser bileti veriyorum. Gitmiyorum. Bak şöyle güldün ya çok sempatik gözüktün gideceğim o yüzden. Bir arkadaş.
Kendisi bana göre futbol talk show'cusu çok önemli bir insan benim için. Mehmet Dövüşko! Abi ayağına sağlık. Çok mutlu ettin beni. Teşekkür ederim. Çok kısa zamanda tanıyıp çok ısındığım biri. Büyük bir şerefsizlik bekliyorum kendisine. Bu hanımefendi doktor. TUS'a hazırlanıyor. Erkek arkadaşı. Bir yıldır sevgililer. Muhtemelen evlenirler yakında. Aileler tanıştı mı Seda? Tanıdım. Evlilik var yani. Bilmiyorum. Olacak gibi ama. Teklif etti mi? Hayır. Her meslekten ırz düşmanı çıkabiliyor arkadaşlar. Neden Elham'a teklif etmedin? Daha erken diye düşünüyorum. Neden? Daha çok tanımak istiyorum. Hanımefendiyi mi tanımak istiyor yoksa böyle bir hayatı mı tanımak istiyor? İkisi de bence. Sence şu an yanında oturduğun hanımefendi kafanı karıştırmış olabilir mi? Çünkü sen ilk yarı konuştuk, evliliğe daha yatkındın sen. Bence sen evlenmeyeceksin bu arada, çok bariz. Öyle beklentin var mı evlilikle ilgili? Var. Ne zaman bekliyorsun teklifi mesela? 1,5 sene. 1,5 içerisinde etsin mi diyorsun, evlilik mi olsun diyorsun? Yok, evlilik olacak. Olacak. Zannediyorum sen de şimdi öğrendin. Eylül'de TUS var. TUS'tan sonra ben nişan düşünüyorum. Düğüne davet edecek misin? Çünkü konu ondan bağımsız gibi hareket ediyorsun. Mehmet abi, tanıştığında ne kadar sonra evlenme teklif ettin en arkada oturan Sedef Hanım'a? 5 ay galiba. Demek ki aşıksan... Ya benim hiç evlenmek gibi niyetim yoktu. Görünce karar verdim. Görünce karar verdi. Peki sen ne zaman gördün? 6 sene önce. 6 sene önce. Üniversite 1. sınıftaydık. Ben ona yürüdüm o zaman. Hala daha yürüdüm. Yani... O istemedi. O zamanlar ben çok şiş koydum. O da çok kilo takıntısı var. Bu şu anlama da geliyor biliyor musun? Evlenip çocuk yapınca tekrar şişko olabilirsin. O yüzden mi evlenmiyorsun? Hayır hayır, onunla ilgisi. Yok, bir de ilgisi olsun hayvan. Ciddi ciddi düşünüp cevap ver. O zaman beğenmedi beni muhtemelen. Arasa geçen şey anlatmaz ona değilsin. Ne zaman çıkmaya başladınız? 1 sene olacak. Öyle düşünmüyorsun net. 2-3 sene sonra bakarız. Yok kral, bir 15-16 sene bekle. 2-3 sene sonra bulursa bakar o zaman. Bir ilişki sona erdi, farkındasınız değil mi? Adı neydi senin doktor? Bilal. Instagram'da söyle, istiyorsan şimdiden eklemeye başlasın arkadaşlar. Sorulmasından en rahatsız olduğun soru ne? Kaç yaşındasın? Sizce kaç yaşta Mehmet abi? 18. 18'di. O şey, kör. Kör ve sağır yani. Hani. Abi diyorum, bir de oradan da çıkaramıyorum. Başka var mı? 51 yaşında Mehmet abi. İnternetten bakanlar şey yaptılar zaten. Kendi adına bile internetten bakan bir çocuk. İnternetten bile doğru bakamamış. 52 abi. Bir şey demek istiyorum abi. 51 yaşındasın. Bana göre 40 falan gösteriyorsun yani. Oğlum sen Mehmet abiye mi yürüyorsun lan? Rahmetli babamla izliyordum ya. O yüzden hani bu kadar ilgiliyim. Ya tamam oğlum, yok. Biz gerçekten yazıldığını düşündük. Mehmet abi canımdır ya. 51 yaşında ama 43-44 falan gösteriyor abi. Mehmet abinin badesinden öp, rahatla istiyorsun onu. Sorulmasan en rahatsız olduğunuz soru nedir arkadaşlar? Sena, ne zaman evleneceksiniz? O sorulmamasından rahatsızlık duyuyor. Evet. Sen? Telefonda müsait değilim dedikten sonra sorulan bütün sorulardan rahatsız oluyor. Güzel cevap bence. Sence çarpı hak etti mi? Evet, 1.40. Hayır, 3.60. Ben gerçi kredi ister misiniz sorusunu şey yapacak diye düşündüm ama. Sorulmasına rahatsız oluyorsun. Ben kredi ister misiniz sorusuna nasıl rahatsız olmam? Bugüne kadar seviştiğiniz en enteresan yer neresi? Bu oyun alanlarında top havuzu var ya, orada. Sen kardeşim? Adam top havuzu diyor, sonra benden cevap bekliyorsun abi. Top havuzu demiş abi adam. Tamam oğlum, sen de sevişmediğine göre sen kendi anını anla. Evet abi. Bana herhalde sormayacaksın yani. Soracağım tabii ki. Sedef kıskanç mıdır? Kıskandıracak bir şey yapmadı. Buradan da kıskanç olduğunu... Altına sıçtı, gördünüz değil mi? Cesur, cool adam.
5 yıl önceki kendinizle karşılaşma fırsatınız oldu. O zaman kendinize ne söylerdiniz? Bütün maç sonuçlarını söylerdim. Sevgilinizden ayrıldınız ve bir gün sonra ona dünyanın en büyük ikramiyesi çıktığını öğrendiniz. Ne yaparsınız? O zaman sana sorayım doktor. Evlenme teklif edin. Bu salonda kimden ne almayı ya da kime ne vermeyi istersin? Şimdi Mehmet abi hocalarla görüştüğün için şikeli maçlardan haberin oluyordu senin. Tüyo da değil, direkt şey istiyor, ispara. Gerçekten sen beni çok yanlış tanıdın. Sen de beni. Çok teşekkür ederim, sizi çok seviyorum. Eyvallah!